tartışacağız. Şimdi dün gerçekten yani biz de yayın yaptık ve bir hayal kırıklığına uğradık, öyle söylemek gerekiyor. Bir anda mevcut sistemdeki prim konuşulmaya başlandı. Net bir açıklama yapılmadı. Sonrasında işte AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç'un 5000 gün, sonrasında 5975 gün açıklaması iyice kafaları karıştırdı. Herkes 5000 gün diye bekliyordu. Kamuoyunda çoğu kişi 5000 günü dillendiriyordu. Bunu da şu yüzden söylemek lazım. Bakan Bilgin'in Habertürk'te katılmış olduğu bir yayın vardı. Ve orada özellikle Bakan Bilgin'e soruluyor, işte 99 önceki şartlar mı verilecek? Bakan Bilgin'de hiçbir değişiklik olmayacağını, 5000 günle ilgili kuralın uygulanacağını, yani 99 önceki şartlar o şekilde olduğu için o şekilde uygulanacağını ifade etmişti. Biz de bakanın ağzından çıktığı için dedik ki yani bu işin başındaki isim içeriği hazırlıyor. Herhalde böyle önemli bir konuda bir kararsızlık olmaz. Ama burada biraz bugün bunu da tartışacağız. Ne olduysa bu iş bakandan çıktıktan sonra oldu gibi geliyor. Bunu ayrıca hani konuşacağımız bir konu. Kanun teklifine dönüştürülmesinde burada bir değişiklik yapılmış gibi görülüyor. Bunu konuşacağız. Çetin Bey, önce 5000'di. Bakan birkaç defa bunu komisyonda da söyledi, katıldığı programlarda da söyledi, sürekli olarak ifade etti. Yani bakanı da mı ters köşe yaptılar yani bu durumda? Gerçekten ilginç bir süreç yaşıyoruz. Yoksa bakan da mı biliyordu yani böyle bir 5000 ile 5975 prim günü arasında bir süreç olacağını? Meclise geldikten sonra mı böyle bir karar alındı? Mevcut düzendeki gibi yapalım denildi. Ama sonuç olarak bakıldığında inanılmaz bir tepki var. Çünkü insanlar aylarca yaşın kalkmasını beklediler. Prim konuşulmadı. Prim de bir dönem çok konuşuldu ama hani bakan açıkladığı için çok üzerinde durulmadı yani bununla ilgili. Ne oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Murat Bey, zaten biz aylardır yayın yapıyoruz ve aylardır Sayın Bakan'ın EYT ile ilgili açıklamalarını hepimiz takip ettik. Yani ne olabilir? Şimdi Sayın Bakan reform olarak nitelendirmişti bunu. Yani bir şeyin reform olması için köklü değişikliklerin içermesi gerekiyor. Benim fikrimi sorarsanız Sayın Bakan 99 öncesi şartlarına göre hazırladı taslağı. Bu artık ne demişti? Top benden çıktı demişti yani. Artık ben yapacağımı yaptım, çalışmalarımı yaptım. Bundan sonraki karar süreci ilgili makamın AK Parti komisyonuna geldi tabii ki. Kendi aralarında istişareler yaptılar. Bu istişareler sırasında çıkmış olabilir bu. Yani Sayın Bakan zor durumda düştü burada tabii ki. Çünkü 5000 gün net olarak defalarca dillendirilmişti. Sadece bakan değil, diğer çalışma arkadaşları tarafından da aynı şekilde 5000 gün çok net olarak açıklanmıştı. Çünkü açıklama çok net. 99 öncesi şartlar neyse aynısı olacak. Yani sadece yaş mevzusu kaldırılması 99 önceki şartlara tam anlamıyla dönülme anlamına gelmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada bir kelime oyunu da yok. Yani net açıklamalar. Dolayısıyla biz acaba taslağın içerisinde biz artık 5000 gün primini geçtik bir tarafa koyduk. Taslağın içerisinde acaba ilave başka şeyler var mı diye beklerken kademeli sistemden bahsedildi. Hatta dünkü yayında da siz tweetler paylaştınız 5000 gün. Çünkü bunlar aynı komisyonun içerisinde, aynı ekibin içerisinde aralarında bile şeyler var. Tweet farklılıkları var, bilgi farklılıkları var. Dolayısıyla hepimiz şaşırdık. Dün açıkçası böyle bir ters köşe olacağımızı ben kesinlikle düşünmüyorum. Hatta epey bir zaman yorumlayamadık. Taslağı okuduk. Taslak dedik ki acaba dedik bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Ama taslak da zaten çok basit hazırlanmış. Şimdi Sayın Bakan'ın aylarca hazırladığı taslak bu olamaz. Çünkü bir gecede hazırlanabilecek bir taslak bu. Yani Ama şunu
şunu özellikle ifade edelim. Bakan Bilgin taslağı gönderdi. Kanun teklifine milletvekilleri, özellikle grup başkan vekilleri çevirdi. Ve Evet. evet, yani gördüğümde biz şunu bekliyorduk. Yani Çetin Bey, şimdi uzun sayfaların olduğu, ya bir sosyal medya Evet. yasası çıkarıldı 30 sayfa, yani kaç sayfa şey var, onu tek tek incelemiştik hani haber yapmak için. Ya şimdi gösterelim şöyle, ya bu kadar bir yasa yani. Tamam, hani Evet. güzel bir şey bu, sadelik anlamında güzel bir şey, hemen olması açısından çok güzel bir şey. Ama burada şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani biz biraz şunu anlamaya çalışıyoruz. Bakan iki defa, üç defa bunu açıkladı. Hatta şimdi çoğu izleyici de ister istemez bakana yükleniyor haklı olarak. Diyorlar ki, ya sen böyle açıkladın, niye şimdi böyle oldu diye hesap soruyor vatandaşlar. Hakkını arıyorlar. Hakları da bu. Ama aynı fikirdeyim yani ben de sizinle. Sanki bakan dedi ya, top bizden çıktı. Oradan sonra bu kanun teklifine dönüştürülürken burada bir fikir değişikliğine gidildi gibi görüyorum bu süreci. Ya da bir bilgi eksikliği var yani burada. Çünkü Akbaşoğlu'na özellikle soruldu. Akbaşoğlu'na denildi ki, yani ne olacak, 5000 gün mü olacak diye gazeteciler sordu. O da mevcut şartlar neyse o diye, böyle hani buna şey diyebiliriz, üstünkörü bir cevap verdi. Sonra Nalan Evet. Hanım aradı. Nalan Hanım'a ben zaten 5000 gün olarak söyledim, ya zaten öyle söyledim şeklinde bir cevap verdi. Ya burada bir ciddi bir benim de gözlemlediğim kadarıyla konuya hakim olmamak, bir bilgi eksikliği. Yani gerçekten büyük bir bilgi eksikliği görüyorum. Yani bu 5000 gün sanki şöyle bir hava var yani baktığımızda. Zaten hani 5000, 5900 aynı şey değil mi gibi bir hava görüyorum. Ama aslında çok büyük bir konu yani. Burada bunu da atlamış gibi görüyorlar, görünüyor. Evet, aynen katılıyorum Murat Bey. Şimdi EYT öncesi denildi. Yani EYT'deki şartlar neyse aynı şartlara yeniden dönülecek denildi. Bunun anlamını herkes biliyor zaten. Siz de paylaştınız. O bir sayfalık kanun teklifi o hale getirilmiş, bir sayfaya getirilmiş. Bu belki de onlarca sayfa olarak geldi. Özeti çıkarıldı. Ama işin tuhaf tarafı eksik. Niye eksik? Mesela en büyük eksiklik kısmi emeklilikle ilgili hiçbir şey yok. Bakın çok önemli. Yani 3600 ile ilgili, 5400 ile ilgili hiçbir şey yok. Sadece yaşla ilgili, yaş cümlesi net olarak geçiyor. Ama bunun haricinde özellikle dediğim gibi kısmi emeklilik nerede? Biz kısmi emekliliği arıyoruz şu andaki. Ya. Acaba sayfa eksik gibi ve yarım gibi bir düzenleme olarak baktığınız zaman ben bunu Burada defalarca madde inceledim. gerekçeleri var. Genel gerekçe var. İşte imzalardan sonra genel gerekçe, madde gerekçelerini açıklamışlar burada. Asıl konu burada yani. Asıl olay burada. Yani buraya Evet. sığdırılmış bakıldığı zaman. Çok doğru dediğiniz gibi, ya biz dün şunu bekliyorduk. Akbaşoğlu gelecek. Bugüne kadar kafalarda soru işareti olan, yani 5000 gün, bakanın açıklamalarına baktığımız zaman 5000 günün olacağını herkes biliyordu. Çünkü bakan böyle açıkladı yani. Hepimiz bu şekilde Evet. değerlendiriyorduk. Bunu Akbaşoğlu kamera karşısına geçip diyecekti ki, yaş şartını zaten kaldırmıştık. Evet. 99 önceki şartlar neyse, erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl, 5000 prim günüyle emekli olacaklar demesini bekliyor. Ve üzerine de kısmi emeklilik, işte yanına belki Bağkur'la alakalı bir takım kapsam genişlemesiyle ilgili bilgi bekliyorduk. Fakat dünkü açıklamada ya hiçbir şey yoktu yani, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Benim tek görebildiğim açıklama içerisinde, yaşın olmayacağını zaten herkes biliyor. İşte Salı önümüzdeki hafta yasalaşacak, kanunlaşacak gibi bir ifade kullanıldı orada. Tek görebildiğim bilgi oydu. Gazeteciler sormasa primle ilgili de bir şey çıkmayacaktı yani. O Evet. da hani orada da bir gazeteci sordu, yanlış bir soru. Yani çok hakim değildi konuya. Sonra bir gazeteci daha sordu 5000. Muhtemelen sosyal medyayı da takip ediyorlar bir yandan. 5000 günü de sorulunca orada
mevcut şartlar diye cevapladı. Sonra biz yayındaydık o sırada, sizle beraber yayındaydık hatırlıyorsanız. Yılmaz Tunç'un tweetini attılar bize. Bir baktık, aa dedik, Yılmaz Tunç 5000 gün açıklamış. Yani AK Parti Grup Başkan Vekili 5000 gün, o zaman tamam bu hata ortadan kalktı. Nalan Hanım aradı Akbaşoğlu'nu, o da 5000 gün olarak cevapladı. Sonra bir baktık Yılmaz Tunç saat 3.30'da tekrar bir tweet daha atıp kademeli sistemi açıkladı. 5000 ile başlıyor şeklinde. Ya burada böyle bir şey var yani, bir kargaşa var işin doğrusu. Ne ve kadar bir eksiklik kadar var. Tezatlık var. Evet. Evet, çok söylediğiniz gibi çok büyük tezatlıklar var. Açıklamanın olduğu saatlerde atılan tweetler, kendi çalışma arkadaşları tarafından atılan tweetler. Yani bir gün önce veya iki gün önce siz hiç görüşmediniz mi? Hala aranızda bilgi mutabakatı yok. Yani çok önemli bir konu bu. Yani evet. Çok önemli bir konu. Yani ciddiyet açısından çok büyük bir eksiklik. Çünkü bir sayfa bir taslak hazırlıyorsunuz ve üzerinde kendi aranızda bile bir mutabakat yok. Bunun başka açıklaması yok. Yani günlerce de konuşsak tek cümleyle bunun izahı bu. Ya bu kadar karışık bir konu değil. Karışık hale getiren sizlersiniz.